Irak Şiilerinin ruhani lideri El-Sistani'nin sözcüsü El-Necefi, Irak'a komşu olan ve olmayan tüm ülkelerin Irak'ın egemenliğine saygı göstermesini ve buraya asker göndermemesini talep etti. El-Necefi, Bağdat hükümetinden bu konuda yabancı askerlere karşı sıfır tolerans göstermesini istedi. Yunanistan Başbakanı Tsipras, parlamentoda yaptığı konuşmada Avrupa Birliği tarafından gündeme getirilen Avrupa Sahil Güvenlik Gücü fikrini olumlu bulduğunu belirtti. Tsipras, öte yandan Ege Denizi'nde sığınmacı akınına karşı Türkiye ile ortak devriye gücü oluşturulması fikrine karşı çıkıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye'deki birliklerin komutanlarına Rus askeri gücüne karşı risk oluşturan tüm hedeflerin anında ve en sert biçimde vurulması emrini verdi. Putin ayrıca Suriye'de teröristlerle samimi bir biçimde mücadele eden tüm ülkelerle işbirliği yapacaklarını belirtti. Irak'ın Ramadi kentinde süren çatışmalarda Irak ordusuna bağlı askerler kentin önemli noktalarını ele geçirmeye devam ediyor. Son günlerde kente yaklaşık 350 IŞİD militanının öldürüldüğü bildirildi. Amerika öncülüğündeki koalisyon da IŞİD mevzilerini havadan bombalıyor. Ülkesine gelen ilk Suriyeli sığınmacı kafilesini karşılayan Kanada Başbakanı Trudeau, uçaktan mülteci olarak inen insanların havaalanından Kanada'nın vatandaş adayları olarak çıkacaklarını belirtti. Kanada, Türkiye, Lübnan ve Ürdün'deki kamplardan toplam 25 bin sığınmacı alacak. Uluslararası Spor Mahkemesi CAS, UEFA Başkanı Platini'nin 90 günlük hak mahrumiyeti cezasını onadı. Mahkemenin Genel Sekreteri Rep, aldıkları bu kararla Şubat ayında yapılacak FIFA başkanlık seçimini de şaibeden arındırmak istediklerini ifade etti.